Herkese merhaba. Bugün sizlere Meta'yı nasıl indireceğiniz ve oynayacağınızı göstereceğim. Yani oynanışını. GTA Online bu Meta. Multiplayer Theft Auto. İlk önce GTA San Andreas'ı indirmeniz lazım. Size yorumlarda vereceğim bu linkleri. İki tane link var. İkisini de vereceğim. GTA San Andreas'ı indirmeniz lazım. Şu üçünden birini seçip indireceksiniz. Burada da RAR şifresi var. RAR'dan çıkarıp oynayabilirsiniz GTA San Andreas'ı. Meta'yı kurmak içinse şu siteye girmek lazım. Eğer bu link bozulursa siz zaten indirirsiniz. Çok bir şey değil GTA San Andreas'ı indirmek. Sonra buraya geleceksiniz. Size şeye vereceğim. Linkini vereceğim. Download diyeceksiniz. Eğer XP ve Vista ise şuna. Windows 7 ve üstü ise buna tıklayacaksınız. Ben tıklamayacağım. Bak direkt tıkladığınız anda indirmeye başlayacak. Çünkü ben indirmiştim şurada. Eğer bunu da bu link de bozulursa şuraya MTA yazarsınız. Meta San Andreas yazarsınız. Şuna ilk çıkan siteye tıklarsanız zaten çıkar bu site. Sonra şuraya bir dosya gelecek. Bunu açın. Şu anda bende açılıyor. Çalıştır dedim ben. Ve unpacking diyor. Dosyayı çıkarttı. İleri dedim. Burada bir uyarı çıkacak. Siz buna evet diyeceksiniz. Yine unpacking diyor. Kabul ediyorum dedim. İleri dedim. Şuradan isterseniz özel bir şeyi de seçebilirsiniz ya da isterseniz seçmezseniz ileri dedim ben. Burada GTA San Andreas'ın yerini göstereceksiniz buna. Yani neredeyse benimki mesela yerel disk C'de oyunlar kısmında şurada GTA San Andreas var. Tamam dedim buna. Ve kur deyince kuracak. Sonra bitti dediğiniz zaman kurulum bittikten sonra bitti dediğiniz zaman oyun açılacak. Ben kurmayacağım çünkü bende var. Vazgeç dedim. Evet dedim. Sizde direkt açılacaktır. Açılmazsa buraya zaten böyle bir kısa yol gelecek. Şuna tıklayınca oyun açılacak. Şimdi girelim. Oyunun nasıl oynandığına bakalım. Çoğu insan oynayamıyor. Yani bu nasıl araç yaratma, silah yaratma vesaire onların nasıl yapılacağını bilmiyor. Tıklayıp girdim buna. Evet. Hemen bağlan yaptım. Tabii burada internet kısmına geldiğinizde istediğiniz yere gelirsiniz. Ve burada bir indirme süreci başladı. Şunu bekleyeceksiniz. Ben burayı keseceğim. Zaten bekleme çok az bekleyeceksiniz. 35 MB bir şey. Bunun 1 GB'lık olanları da var. 10 MB'lık olanları da var. Evet, indirmeme gerek kalmadı. Direkt başladı oyun. Şurada F1'e tıklayacaksınız. Bakın. Şurada Create kısmından Aircraft yani uçak. Şurada Bike kısmından motosiklet. Bot kısmından bot bildiğiniz yani denize giden. Kars kısmından da araba. Şurada siz zaten keşfedersiniz bunları. Buradan close edin. Buradan yani araç vesaire yaratacaksınız. Şurada speed var. Siz bunu istediğiniz gibi ayarlarsınız. Mesela ben şurayı 3 yapayım. Ayarlamaz da bir bakayım yine. Yok ayarlamadı. Burada yasakmış. Burada weather var yani hava durumu. Mesela şunu yapayım. Gördüğünüz gibi açıldı. Sonra bunu yapayım. Kapalı oldu biraz. Şurada time var. Time var. Buradan istediğiniz bir zaman dilimini seçeceksiniz. Okey dedim ve gece oldu. Burada map var. Gördüğünüz gibi şurada bir sürü oyuncu var. Bunların istediğinizi seçebilirsiniz. Tabii sizde bu yüklenmeden olmayabilir. Şeye bağlı, server'a bağlı. Burada yine geldim buraya. Burada weapon var. Yani silahlar. İstediğinizi seçersiniz buradan. Animasyon var. Mesela şunu seçeyim. Gördüğünüz gibi bir animasyon bu. Skin var. Yani karakter. Karakter değişti gördüğünüz gibi. Karakter değişti. Close dedim. Close dedim. Şöyle. Animasyonu tekrar geleyim ben. Stop dedim ve close dedim. Ve buradan close var ama close'a girmedi çünkü daha şey olmadı. Grav var. Siz bunları zaten
şey yaparsınız. Keşfedersiniz. Bu kadar, zaten çok çok fazla bir şey yok. Jetpack'i seçerseniz jetpack'iniz olacak. Çıkartırsınız, gidecek. Sonra disable knifing, yani bıçaklanmayı önlemek. Böyle bir şey var, böyle bir şey var. İstediğinizi seçersiniz siz. Ya da zamanı burada da durdurabilirsiniz. Kısaca böyleydi. Yani en önemlileri burada. Burası ve weapon ve map. En önemli olanlar burası. Bunun 3'üyle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Tabii bunu nasıl açacaksınız? F1 ile açacaksınız. Tıkladım ve evet, açıldı. Şu an indirildiği için şey oldu. Tıkladım ve F1 açıldı. İsterseniz bir araç yaratalım. Buradan Kars'tan Super GT yapalım. Ya da Sultan yapalım, fark etmez. Şuradan tekrar F1 ile kapattım. Buraya bindim. Arabayı bindikten sonra, bakın şurada bir işaret çıktı. Bu serverdan servera göre değişir. Tekrar arabanın içindeyken F1'e tıkladım. Bakın burada yeni sekmeler çıktı. Burada upgrade var. Buradan nitro takabilirsin. Hidrolik, bumper ya da exhaust, yani şeyler bunlar. Buradan istediğiniz gibi bunları şey yapabilirsiniz. Bunu close edin yine. Okey dedim. Burada create var. Yeni araç yaratma yani. Repair var. Aracınızı şey yapacak. İyileştirecek. Yani mesela kralı ya, repair dediğiniz zaman gördüğünüz gibi güzeldi. Paint job var. İstediğiniz renge yapabilirsiniz. Yani kısaca böyleydi. Yani çok bir şey yok. Gördüğünüz gibi araçlar da var. Başka araçlar da var. Böyleydi. Video işinize yaradıysa abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.